Medvedev'inde harika bir hafta geçirdiği ve şampiyonluk elde ettiği bir hafta olarak özetleyip çeyrek finalden yarı finale, ardından da finale yolculuk böyleydi. Hiçbir çeyrek final maçı final setine gitmiyor, bu dikkat çekici. Tam tersi, yarı final maçlarının ikisi de final setine gidip çekişmeli maçlar oluyor derken, final mücadelesinde iki sette ağırlığını koyan Medvedev bir şampiyonluk daha ekliyor hanesine. Böyle bir gidiş yolu. İnanılmaz bu arada Medvedev yani. Yani Alcaraz Medvedev finali bekleyenler çok fazlaydı. Daha fazlaydı. Çok evet. Fazlaydı o kesin. Çünkü ama daha Medvedev yakın de zamanda zaten hani sınıra evet, evet. Karşı galibiyet aldığı formda için da gidiyordu, iyi gidiyordu Alcaraz'da. Evet. Yani bu arada 5. üst üste finaliydi Medvedev'in ve 4. galibiyeti, şampiyonluğu. Son 5 turnuvada 24 galibiyet, 1 mağlubiyet gibi bir istatistiği var. Onu da zaten Alcaraz'a karşı finalde kaybetmişti. Aynen öyle. Ya inanılmaz bir ritimde. Zaten sert kort onun zemini. En sevdiği şey. Indian Wells'e bu arada turnuvaya gittiğinde hani daha kort yavaş diyordu ama Miami'de kort çok hızlı ve tam benim istediğim gibi demişti. Belli etmişti yani. İstediği de oldu tam olarak. Yani şimdi final maçını tabii değerlendirelim. Bir ikili istatistik gelecek ekrana. Onun üzerinden konuşalım dilersen. Tabii ki. Diğer tüm maçlarda olduğu gibi tekrar pası sana atayım. Sinner Medvedev maçının ikili istatistiği üzerine 7-5-6-3 karşılaşmanın set skorlarıydı. Tabii Alcaraz maçına da döneceğiz ama finalden yine yola çıkacak olursak da Sinner finale çıktı sonuçta deyip sana pası atıyorum hiç detayları okumadan. Zaten ilk servis puanının yüzdesi hakikaten birazcık maçı özetliyor gibi. Ya bu arada tabii ki şundan bahsetmek lazım. Sinir için çok zor bir gündü. Şu açıdan çok zordu. Bu arada hava inanılmaz sıcaktı ve hani turnuvanın en sıcak günü, en nemli günü dedikleri bir gündü. Bunu sadece Sinir üzerinden değil, Medvedev üzerinden de söylemek mümkün. Medvedev de hani sıcaktan çok etkilendim ama göstermemeye çalıştım dedi. Maçın başlangıcında Medvedev kendi servislerinde aslında iyi başladı ama Sinir zorlandı bu arada kendi servisinde. Hatta daha 1-0 Sinir'deyken servis 10 dakika oynadılar. Ve 10 dakikanın sonunda Sinner kırdırmamayı başardı. 1-1 yaptı ama ondan sonra hani hep şey mesajını aldık. Yani bir yerde kırdıracak büyük ihtimalle Sinner diye. Ama tam ters köşe oldu. Ondan sonra Sinner kırdı Medvedev'in servisini. Orada da bir 10 dakika bir oyun. Yani gerçekten hani bitmeyecek galiba diye bakabileceğimiz bir maçtı. Ama orada şunu çok net fark ettim. Yani Sinner zaten fiziksel olarak maçın ilk 3 game'inden sonrasından itibaren yürüyememeye başladı. Yani yürüyor. Ama çok zor hareket ediyor kortta. Hani önce acaba sıcaktan dolayı mı diye düşündürdü, bir sakatlığı mı var diye düşündürdü. Ama sonrasında hani anlaşıldı ki hakikaten bir kramp yüzünden maçın başından itibaren çok erken. Maçın başından itibaren oynamakta zorlandı. Ve şimdi Medvedev'e karşı sonuçta gerçekten çok güçlü ve dirençli olmak zorundasınız. Yoksa başka türlü mümkün değil. Darmadağın olursunuz yani. Ya çok iyi oynadı. Aslında iyi servis kırarak da işte girmiş oldu. Ama üstüne Medvedev hemen karşılığını verdi derken ilk set bence olabildiğince Sinner hani fiziksel koşullarına bakarak da çok iyi bir tenis oynamaya çalıştı. Ama Medvedev'in ya baseline'da kalma gücü, yani o kortu sanki böyle bir ahtapot gibi artık kapsıyor oluşu. Ne vursan geri geliyor çok ve bir acayip anda hücuma geçiyor mesela. Defansı hücuma çevirme özelliği zaten. Çok acayip, sıkıştırıyor seni, köşeye sıkıştırıyor haliyle.